Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere ruh mağarasını göstermeye çalışacağım. Bilindiği üzere arkadaşlar ruh mağarasına iki tane görevden dolayı geliniyor. Bunlardan bir tanesi sunak birleştirme, diğeri ise ruhların mührü. Onun dışında arkadaşlar ruh mağarasına gelmek istiyorsanız yanınıza iyi silah almanız gerekiyor. Ve bol bol can, tabii ki iyi bir elbise. Şöyle göstereyim arkadaşlar neyi almışım, hangi silahı almışım. Siber silah aldım arkadaşlar. Hasar 1310. Tabanca aldım 1028. Yine aynı şekilde Winchester aldım 1070 arkadaşlar. Can pek almadım çünkü silahlarım çok iyi olduğu için çok kullanmayacağım. Onun dışında elbiseler zaten nadir gördüğünüz üzere. Ceket, silah şör ceketi nadir. Pantolon da nadir. Daha avcı çizmesi bu da epik. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar iyi bir ekipmanla gelmesi gerekiyor. Şöyle şuradan giriş yapalım. Ruh mağarasında arkadaşlar 4 tane mağara var. Onu söyleyeyim. Bir de ortalama düşmanlar canlılar arkadaşlar 300 civarında. Ya elinizde en kötü 500-600 hasar veren bir silah bulunması gerekiyor. Bir de bu yaratıklardan veya düşmanlardan şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela Bonica haracı. Bu gerçi bosslardan çıkıyor. Gluskap vergisiyle Talabak vergisi çıkıyor arkadaşlar. Bunlar da az önce göstereceğim yerde kasada açabiliyorsunuz. Şöyle yavaş arkadaşlar temizlemeye başlayalım kısacası. Tabi bundan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şöyle geçelim buraya hızlıca. Bundan çıkmış şey. Bakalım bundan ne çıkmış arkadaşlar. Bir tane bundan çıktı. Tabi ben bunları otomatik olarak arkadaşlar genel kutusunda aldım. Bunun nedeni de şu. Ben tek mağarayı temizleyeceğim çünkü videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Bir tek mağarayı temizleyeceğim için bu kadar malzeme çıkmayacak yani. O yüzden oradan aldım. Neyse şuraları hemen temizleyelim. Şunlardan pek bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle şeyden açın da sıradan hemen. Ya çok bir şey çıkmıyor. Gereksiz şeyler çıkıyor da burada. Buradan hayvan basabiliyorsun. Bir tane ayı aldım. Tabi bildiğiniz üzere ruh 128'den 108'e düştü. 20 istiyormuş. Tabi siz yine de açın arkadaşlar onları. Bu tarz sandıklardan birkaç bir şey çıkıyor da çok önemli diyemem yani. Ne çıkacak mesela buradan? Bir tane gluskap vergisi çıktı, bir tane sinir oldu. Bunu almaya gerek yok. Bir dakika abi, seni kapatalım şöyle. Bunu almaya gerek yok. Şuradan bir tane kurt basalım arkadaşlar. İki tane çıktı, tamam. En fazla zaten iki tane aldım diyebiliyorum. Can almamın nedeni tekrar bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Silahlar iyi olduğu için zaten yakınlaşamayacaklar. Ondan dolayı az aldım. Ama siz yine de fazla alın eğer silah iyi değilse. Geçelim buraya hemen temizle. Burada zaten hayalet olacak. Hayalet, bir tane hayalet var arkadaşlar. Bunlar sıkıntıda söyleyeyim. Buradan mühür çıkıyordu arkadaşlar. Bu mühürü şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela bu şöyleydi. Şimdi önceden o iki görevi yapmadığımı farz ediyorum arkadaşlar. Mesela sunak birleştirme ile öbürü neydi? Mühürün etkinleştirmesi miydi? Öyle bir şeydi herhalde. O ikisini yapmadığımı farz ediyorum arkadaşlar. Bu ortadan bunu alıyordum arkadaşlar. Mesela diyelim başlangıçta zaten veriyordu bir tane. Ben buraya giriyordum, temizliyordum, çıkıyordum arkadaşlar. İkinci kapıyı açabilmem için arkadaşlar işte buraya bu mühürü koymam gerekiyordu. Tabii bu mühür de bosslardan falan vesaire çıkıyordu. Ama ben o iki görevi yaptığım için arkadaşlar buradaki tüm kapılar benim için açık. Ama siz o iki görevi yapmadıysanız bu kapıların sadece soldaki açık olması gerekiyor. Onu da zaten buradan aldığınız mühürle açabiliyorsunuz. Buraya da zaten buraya koyduğunuz arkadaşlar zaten bu mühürün etkinleştirmesi oluyor. Zorluk seviyesini arttırabilirsiniz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama gerek yok. Şu an zorluk seviyesiyle alakası yok. Şu dediğim gibi parçacıklar bunları buraya koyuyorsunuz. Şu sandıkları açmak için. Mesela burada ne istiyormuş? 50 tane şey istiyor. Bu eksik aldım da herhalde bakayım. 50 tane gluskap vergi istiyor mesela bu sandığı açabilmem için. Buradan kaç istiyormuş? Şöyle bakalım. 5 tane şey istiyor. Bonica aracı. Buradan kaç tane? 40 tane talabak eksik. Tamam benden ne eksik şu an? Şundan eksik herhalde. Ben onu toplarım herhalde. Neyse şuradan hemen kısaca arkadaşlar bir girelim. Dediğim gibi burada benim görevi yaptığım için arkadaşlar tüm kapılar benim için açık yani sıkıntı yok. Yani buradan istediğime girebilirim ama ben işte en sağdan başlayayım, soldan başlayayım diyeceğim. Sağdan başlayayım. Ha görevleri yapmasaydım arkadaşlar o ortadan aldığım mühürü etkinleştirecek ikinci kapıyı açabilirdim.
Onu da söyleyeyim. Şöyle geçelim. Tabii 7 tane şey toplamam gerekiyor. O her ikisini toplamam gerekiyor. Çünkü 3 sandığı da açmam lazım. Ben de şu eksikler. Ne eksik? Kloskop vergisi. 7 tane eksik. Kemik kafa. Gel abi hızlıca gel. Seni kullanmayacağım da zaten gel. Hızlıca. Bu silahlar neden dayanıklılığı bu kadar az diye soran olacak olursa onun nedeni de şu arkadaşlar. Bunları son bir tane kalacak şekilde kullanmam gerekiyor. Çünkü tamir edeceğim. Zayi olmasın diye hepsini kullanmam gerekiyor. Daha hızlıca temizleyelim. Tabii siz buraya iyi silahlar girdin arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hemen buradan. Şunları açmayacağım. Bunların içinde bir şeyler çıktı da çok önemli değil. Buradan bir şey yok. Abi bana malzeme verin ya. Bundan da bir şey çıkmadı. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Silah iyi olduğu için hızlıca geçiyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şu. Haritanın sol üst tarafında bir kafata şeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu boss oluyor. Zaten iki tane boss var. Bu büyük ihtimalle küçük olan boss. Bu boss canı 2000 ile 4000 arasında değişiyor. Buna iyi silahla öldürmeniz gerekiyor, söyleyeyim. Zaten beni gördüğü zaman koşacak birazdan. Ama ben silahım iyi olduğu için abi gel abi hiç düşünme. Kardeş yanlış yere geldim ya. Oo, bir tane bir şey çıktı. Bunda ne çıktı? Tamam. 4 tane 3 tane daha aldım. 7 taneydi gerçi de. Bir tane buldum 6 mı kaldı? Temizleyelim buradan. Buradan ne çıkacak? Bunları almayacağım. Hiç işime yaramıyor. Bunlardan bazen bir sap almıyorum. Tabii normal 4 mağara da ben kısa tutmak için arkadaşlar sadece bir mağarayı temizleyeceğim. Hepsinin mantığı aynı. Bu ne verdi? Elbise verdi. Standart yani kaliteli değil elbiseler onu söyleyeyim. Neyse alalım bunları da alalım. O ikisinden de ne çıktı? Tamam. Senden ne çıktı? Tamam. Da bana şey lazım ya. Gel abi sen de gel. Benden 5 tane mi kaldı? Şundan 5 tane bulduğum zaman açarım. Tamam. Depoda zaten varmış. Gerçi depodan alırım. Bunu açayım. Genellikle arkadaşlar büyük şöyle bir bilgi vereyim. Büyük boss'un olduğu odayı açmak için küçük boss'u yani küçük can az önce öldürdüğüm 2000 canlı canavarı öldürmeniz gerekiyor. O böyle bir kapı oluyor zaten kırmızı bir kapı. İzin vermiyor yani eğer o boss'u öldüremediyseniz. Abi silah iyi olunca sıkıntı olmuyor. Önemli olan silah zaten burada. Ben şu silahı değiştireyim de diğer silah geçeyim. Zaten bu kaç kalmış? 10 kalmış. Şimdiden şu vinç sıra alayım ya. Hiç uğraşmayayım. Bu sıkıntılı ya. Az hasar bu. Neyse. 9 defa daha kullanayım da. Ya abi hızlı hızlı hızlı. Oo, bu çok sıkıntılı. Boss. Bazen bir tane de fazladan çıkabiliyor arkadaşlar boss söyleyeyim. Bu odaya göre değişiyor da genellikle iki tane çıkıyor. Bazen üç de çıkıyor da büyük boss önemli arkadaşlar. Bunlar önemli değil. Zaten öldürdüğüm küçük boss'tu. Bundan elbise verecek büyük ihtimalle. Bakalım ne verecek. Bu ok mesela 234 hasar. Şunları alsam diyeceğim de sadece şunu aldım arkadaşlar. Diğerlerini alsın. Yani iyi malzeme çıkmış zaten o yüzden gelmiyor buraya yani kimse gelmiyor. Ama büyük ihtimal ileriki güncellemelerde değişir burası. Ödül yok yani gerçekten ödül yok. Değmiyor burası. Gel abi hızlı hızlı hızlı. O büyük boss'un olduğu da önemli arkadaşlar söyleyeyim. Zaten önemli malzemelerin hepsi oradan çıkıyor. Biraz sonra görürsünüz. Abicim gel buraya ya. Bu boss'un odası olabilir mi diyeceğim de boss'un odası olabilir arkadaşlar bu. Şuradan bir oda var mı? Tamam. Şimdi boss'un odasına girelim.
Hayır, boşuna olası da değilmiş. Şuradan bakalım sandıktan bir şey çıkacak mı? Bir tane hafif manla çıktı 120 lira. Şuna basalım arkadaşlar şöyle. Zaten gidirememişlerdi de şuradan çok yani ruh puanı çok olmuyor arkadaşlar. İşinize yarıyor yani bu gerçekten. Boss'un odasına yaklaşıyoruz arkadaşlar gittikçe söyleyeyim. Zaten büyük ihtimal şu alt tarafta sol tarafta olacak kısmı. Başka bir tane oda olacak burada kırmızı. Tabii bu 4 tane mağara vardı arkadaşlar. Hepsinin map'i aynı değil. Yani her şey aynı da map aynı değil. Koridorlar biraz farklı. Boss odası olabilir mi? Evet, boss odası. Herhalde büyük ihtimal büyük boss burada arkadaşlar. Ya abi boss direkt gel ya. Kaç bu canavara? 4. Evet arkadaşlar, boss bu arkadaşlar. Söyleyeyim. Abi hayvanların aldı ya. Abo silah gitti. Yanlışlıkla vurdum. Gitti silah. Tamir çektim ben onu. Winchester buraya gel. Tabancayı unuttuk ya. Boss'u görünce tabanca gitti. Arkadaşlar mühür dediğim şey buradan çıkıyor. Bunun içinden çıkıyor. Bir de bu zaten demiştim bu. Büyük bosslardan çıkıyor. Tamam. Bu zaten büyük boss'un olduğu odayı iyi şey yapın arkadaşlar, temizleyin. Büyük boss'un oldu yani şu anki bu odada mesela bu çıkış kapısı. Bunu bilin. Ama da şuradaki malzemeler önemli. Burada gerçekten iyi malzeme çıkıyor ama sadece bu odada çıkıyor. Diğerlerinde çıkmıyor. Yani şu ikisi arkadaşlar. Bu zaten bu tek bulunuyor. Bir de şu sağdaki elbise de önemli olan bu. Zaten gördüğünüz üzere zor açılıyor yani. Kolay açılmıyor. Ne vardı? Şey vardı. Bu sefer de kötü verdi ya. Bunu önceden yine önemli şeyler veriyordu. Bunları almayacağım. Şunu alayım bari. İyi de. Bari şey verseydin ya. Şu şeyden verseydin. Bunlar elbise çıkacak gibi. Bakalım. Yok abi kesmişler tamamen ya. Elbise arkadaşlar gördüğünüz üzere dayanıklılık 105 yani 250 normalde yarısını kullanmışlar yani. Ben ne yapayım yani bunu alıp da ne yapayım? Kullanmayacağım zaten de. Hiç. Değmiyor yani. Gerçekten görev yaptıktan sonra arkadaşlar yani uğradığımı hatırlamıyorum buraya öyle söyleyeyim. Ya bugün sadece video çekmek için buradayım. Normalde işim yok yani burada. Yani buraya gerek yok zaten burada baştan başladığımız yere dönüyor da şurada hemen üste geri dönelim. Üste dediğim ana yere. Çıkalım şuradan. Kaç? 3 tane eksik de onu şeyden almam gerekiyor herhalde depodan. Başka. Ruh mağarası arkadaşlar çok işe yarar bir şey değil yani. Bölge değil. Çok malzeme vermez size. Ben şuradan ne alacaktım ya? Kemik kalacaktı. Kemik neredesin? Bende bayağı vardı. 19 tane mesela 12 aracı var da kemik lazım bana. Tabak vergisi. Kemik. Kemik neredesin kemik? Baştan kaçırdığın zaman yukarıda bir yerde de uğraştırıyor ya sürekli uğraştırıyor. Ve buradan arayalım. Kemik neredesin? Kalabalık vergisi, şaman yüzüğü. Şaman yüzüğü. 7 yüzük çok arkadaşlar, 9-7. Kullanmıyorum tabii bunları. Ama yardımlaşma falan olsa hepsini yollarım. Abi, bu depodaki her şeyi yollarım. Kullanmıyorum çoğunu. Ya bir gönderme falan vesaire olsa. Birçok silah var yani kullanmadım. Bakalım. Çok çabuk geçiyor ya. Hadi ya kemik nerede kemik? Kemiği arıyoruz. Ha tamam. Gluskap vergisi tamam. Çok uğraşıyorlar ya gerçekten. Dediğim gibi arkadaşlar öldürdüğümüz canavarlardan dediğim gibi bu 3 tane malzeme çıkıyor zaten. En az bundan bu büyük bosslardan çıkıyor.
Bunlar ikisi o sıradan 300 can olan hayvanlardan çıkıyor. Sizin dikkat etmeniz gereken şey zaten buraya iyi silahla gelmeniz. Onu bilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi burada güç sandığı açalım hemen. Bu harcı koyalım şuraya. Harç mesela buraya 40 tane istiyor. Al dedim. Aldım mı bu kapa sandık açılmış oluyor. Sandık çok işe yarıyor mu diyeceksin. Çok işe yaramıyor çünkü önemli malzeme çıkmayacak şimdi. Bunlardan hangisini kullanabilirim? 3 tane tamam bu hadi işe yaradı diyelim de. Şunlar 20 tane. Şu neymiş? 100 bir hasar. Bu 180 bunları almayacağım zaten. Elbise. Ya bu elbiseler de gerçekten kullansam işe yaramaz ki. Belki şu ikisini alsam yeterli ya. Şuraya da şunu koyalım hemen. Al diye. Bazı arkadaşlarımız işte o 4 mağarayı temizleyen bir video at falan diyor da çok uzun süre arkadaşlar söyleyeyim yani. Normalde bir odayı temizlemek için 16 dakika mı aldı? Yaklaşık 1 saat sürer. Yani bu ev dediğim gibi elbiseler yine iyi değil. Okkalara bakalım 172 hasar veriyor. Sadece şunları alacağım yani. Yine bunu aynı şekilde kemiklere koyalım arkadaşlar. Bu da son sanat zaten. Bakalım ne çıkacakmış. Bu 20 tane balık var. Bu sadece bu şey balığı değil. Tamir için kullanılan balık değil bu arada. Yiyecek yani. Şunu alayım. Tamam. Şunu aldım. Allah gözünüzü doyursun. Yeter. İki tane şunu aldım. Şunu da alayım. Şunu gerek yok. Kemiği de öylesine alıyorum yani. Boşuna gelmemek için. Şu zaten bulunan şeyler. Dediğim gibi arkadaşlar çok hani sadece görev için geldim buraya. Hani görev için gelmişim daha önceden. Yani bir gün buraya gelmemle tamam video çekmek için çok kullanışlı bir yer değil zaten. Zaten seviyeniz arttı mı fark edeceksiniz. Yani burada çok iyi malzeme çıkmadı. Onun dışında arkadaşlar verebileceğim bilgiler şimdilik bu kadar. Oyun veya video ile ilgili soru ve görüşleriniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere.